Beşiktaş bölümünü konuşacağız. Konuşmaya başlarken bir sürü sayılar, akıl evet. oyunları filmindeki gibi <laughs> bir şeyleri işaret orada. şeyler var. Ne var? Gerçekten çok merak çok ettim. Çok ilginç şeyler var. Şu anda Beşiktaş puan durumuna bakıyorsun. Şampiyonluktan koptu. Skandal bir yenilgi aldı kendi evinde. Ee, Giresun Spor'a karşı hani çok ligin böyle iddialı takımlardan biri de olmaması. Koptu, koptu mu? Şampiyonluktan kopmadı mı? Yani daha çok maç var. Çok maç var ama gerçekçi bakalım. Zor diyelim o zaman. Öyle koptu mi? çok erken yani çünkü ya. Tamam öyle diyelim. Hiçbir ee, için ben zor. tam koptu Zorlaştı. diyemiyorum. Tamam, Belli doğru olur. hani devre arası oluyor bilmem futbola ne. Oldu. Yok yok, yok mu var. Beşiktaş seri yaptı. Trabzonspor da aynı terse seri yaptı. Puan kaybı olabilir tabii ama gerçekçi bakınca ne Beşiktaş'tan öyle oyun görüyorsun ne de Trabzonspor'dan. E öyle ama sene, sene başında Beşiktaş'ın o 12 eksikle çıktığı bir ayak yani hocaya o hangi takımın başına gelse onda darmadağın edebilir bir yandan da yani. Koronavirüsü var bunun da. <laughs> Tam olabilir canım. Zaten konu başka bir <laughs> şey. <dışında>. Kardeşim. <laughs> hani? şu <on> <laughs> şu Aynen. Yani şu o fazla takıldı şu an. Aynen. şundan bahsediyorum. Çok ilginç. Nedir? Ya Beşiktaş'ın ee, şöyle yanılgı var ya. Acaba kadro planlamasının planlamasında mı hata temposu Temposuz He, mı dönüyor? Süper. Tamam. Vesaire diye. Ya bir kere Beşiktaş ikili mücadelelerde en güçlü takım ligin. En başarılı takımı. İkili mücadelelerde bireysel. Ee, rakip ceza sahasına girişlerde lider. Ee, rakip yan sahalara girişlerde lider. Hani kanattan da gelmiş. Ee, ve daha da ilginci geri kazan kazanılan toplarda yani kaybet topu geri kazanmada Beşiktaş yine lider. Ama durum bu. Yan sahalar işini rakipler bağlıyorum ben. Ama şey çok enteresan en mesela. Yani orta sahada temposu düştü, topu kapanıyor evet. kısmında. Evet. Dönem topu en çok alan takım. ikili mücadele çok kazanan takım. Yani bireysel olarak çöküş yok aslında oyuncularda. Hı -hı. Burada çöküş takım. Yani takım savunması çöktü. Takım oyunu çökmüş. Cedars aslında bu kadar çok girip sonuçlandırmama da bariz bir Sound farkı var. Tabii tabii. Çok bariz bir Yani belli bir noktada aslında takım oyununda da sorun yoktu. Hatırlar sezonu iyi başladı Beşiktaş. Ee, ve... 9 numara eksikliği biraz daha az bağırıyordu. Çünkü Bahçeli en azından pres yaparak savunma hattını bozuyordu. Orta sahalarını daha biraz daha sokabiliyordu. Kenan Forvet'lerini sokabiliyordu. Ama bir maç oldu bence ki Sergen Hoca da maçın altını çok fazla çiziyor. İçerideki Dortmund maçı takımı çok yıprattı. Bir kere bence fiziksel olarak da fazla çalıştı Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde. Belki sakatlıklar da buna bağlıydı. Çünkü bunu da Hoca söyledi. Ya bizim tempomuz düşkünü arttırmamız lazım diye. Koşu mesafelerini arttırmamız lazım diye. Yani o gerçek yüze çarpınca... Geçen akşam e, şeyi iz, izledik. Sercan Dikme geldi bana ki hı hı. yani çok uzun yıllarda takımın içindeydi. İşte birlikte de çalıştık. Şimdi çok fazla içeriden haber veriyor. Hani ne oldu dedik. Bizim Bekir var. Sen tanıştın mı Bekir'le? Hatırlamıyorum. O da Beşiktaşlı işte. Hı hı. Dortmund maçına bağladı o da bu arada. Değil mi? Dortmund maçına bağladı. Beşiktaş o maçı çok iyi baş, başlamıştı diye bir cümle kurdu Sercan. Ben de o fikirdeyim evet. bu arada. Evet. E, ee, Bekir'le orada bir dalışma oldu. Açtık maçın özetini. Şeye geliyor sürekli. Piyaniç 40 metre Çok atıyor. Benziyor, gezel yetişmiyor. 40 metre atıyor. Batu Şahı bitiremiyor. İkinci metre atıyor. Evet, i̇kinci evet. yarıda da Batu bir sürü pozisyonu. Ve Dortmund'a karşı. Dortmund'a karşı buluyorsun bunları. Dortmund geliyor gol atıyor ve kırılıyorsun evet, bu arada. Aynen. Bir kere o oluyor. Ya böyle bir kalite var diyorsun. Gelince atıyorlar. Ur, didin, didin, dinin. Evet. Adamlar gelince atıyor. Ayrıca şey Sporting de gol. yaptı. Sporting de yaptı doğru. Parçaladı Beşiktaş 20 dakika. Evet. Bu gerçek yani. Gezzel'in şuradan evet, vurdu. Evet, evet. Bir Sonra iki şey. tane duran toptan var ma maç bitti. Evet. Ee, yani hem böyle psikolojik olarak asabı bozuldu Beşiktaş'ın o farkı görünce. Hem, hem bir nokta bir... Bu arada tempo farkı da gerçeği de yüze çarptı. Hani 60'dan 70'ten 70'den sonra e, rakipten hala geliyor. Sanki maç yeni başlamış gibi. Beşiktaş çok duruyordu. Ee, hem bu şey çarptı. Hani mentor olarak bir... Belki de Sergin Hoca takım çok fazla Şampiyonlar Ligi'ni kafaya takmıştı bu sezonu başlarken. oraya çok kötü başlayınca psikolojik olarak da tekrardan lige kanalize olamadı. E bir de sakatlıklar başladı yine Şampiyonlar Ligi'ne belki de daha dinç hazırlanmak için ekstra martık hazırlanırdı. Öyle bir haber var mı mesela? Yani biraz da onunla bağlantılı mı sakatlıklar. Şampiyonlar Ligi'ne Evet, o tempoya yaklaşmak için ekstra evet, evet, ekstra evet, antrenman evet. oldu. Ama bir yandan da bazıları da geç geldiler. Bazıları başka takımda antrenman yaptı. Sergin Hoca geç başladı. Oradaki evet. antrenmanlar başka türlü. Eee Zeminle ilgili de bir problem var. İşte yani tabi camia içinde konuşulan işte hakeme de bağlanıyor. Bazısı kısmet'e de bağlanıyor. Öyle şeyler de var tabii ki yani konuşulan. Evet. Ben içerideki konuşulanı evet, evet. anlatmak için söylüyorum. Ama şu da bir gerçek bence. Sergen Yalçın geçen sene kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Ee, fazlasını yaptı beklentilerin. Çok fazlasını yaptı. İki kupa aldı. Beşiktaş'ın efsanesi. Bu adam buraya geldiğinde Taraftarla işte stat doluydu. Orada imza attırdım bu adama. İki kupayı aldı. Bu senenin başında o anlaşmazlık. Yani uzun sürdü o imza süreci. Ve şimdi ben şunu hissediyorum. Duyduklarım da biraz böyle. Yani biraz Sergen Yalçın isim üstünde çalışıyor. Yani o da yani Pereira'da demiştim ya kafasına silah dayanıyor işte ne bileyim o Demokras'ın kılıcı kafasının üstünde bekliyor. Sergen Yalçın da sanki hani yani gönderecekler mi işte ee, bir tepki gelecek mi bekleyerek sürekli devam ediyor ve o psikolojisinin bozulmasını hamleleri çok keskin bir şekilde yapamamasına gitti belki bazı sayılarda e, analizlerde de işte öyle bir eleştiri var ya analiz yapılmıyor gibi ama ona, analiz verimi yapılamıyor anlamında söylüyorlar tabii ki onu ee, biz burada çok konuştuk mesela yani aynı denemeler yapıldı beşiktaş'ta İşte santrifor yok mu onun yerine güven, ya da kenan geçsin hı hı. ne bileyim bir teşeriyi oraya koyuyor şey i̇şte, belki de hocada şu oldu hep böyle Hakan günler röportajı almış hatırlarsan. Şöyle diyordu. Biz şampiyonu başarılı olduk doğru mu? Şimdi bu başarı tekrarlamamız lazım. Daha iyisini yapmamız lazım. Doğru mu Do diyordu? Doğru. Yani onun daha iyisini yapamayınca ki şampiyonlar liginde belki de buradan çıkmaktı. Doğru. Yapamayınca hoca da bir koptu. Doğru. Ondan sonra sakatlıklar falan bir böyle bir takıma inancını yitirdi sanki. Hani geçen sezonki kafeye takmayı ben görmedim mesela dışarıdan bakınca. Güzel. Sağ içindeki hamlelerine bakınca. Hani geçen sezon abi bir çözüm üreteyim. Tam stoperlerim yok mu? Necip'i çek, Montoro'yu koy. Şöyle yapalım, bunu şöyle kapatalım. Önlerine Josef'i çok çıkartmayalım. Böyle işte Başakşehir'i yendi, sonra Fenerbahçe'yi ye yendi. En sakalı yönü attı vesaire. Han daha böyle kafayı yoruyormuş gibi geliyordu bana ama şimdi... E, ee, yokken yokken yaşın beraberliği bile yok istatistiksel olarak. Ama hala da aynı çıkıyorsun. Yine kim Bahçeşah yok mu? Diğer 9 numara kim? Kenan Karaman oynar hocam. Tamam koyalım onu koyalım o zaman. E, piyaniş var. Teşer'e da yetenekli çocuk. Onu da sol içe koyalım çok ezber gitti bence. Aynen, güzel. Ee, Umut, Aynı fikirdeyim. sanki sol bekte derbide hani plan olarak Galatasaray maçında Umut Yazılı sol bek sonra sanki unutuldu orada. <laughs> Maç tahtasında Umut yazıyor, sabit kaldı orada. Rıdvan dahil olamadı tekrar. Ee, şu anlamsız şeyler de oldu gerçekten. Hani kaleci rotasyonu çok katıldığım bir eleştiri. Ya yani Ersin yani puan kaybettin Ersin kendisini geliştirene kadar ve en geliştirilir şey libero kalecilikti. Zamanında kırmızı kart gördüğü özelliği Antep deplasmanında öyle bir geliştirdi ki en önemli özelliği haline geldi. Açık kapatma, zamanında çıkış. Geçen sene Başakşehir maçını böyle kazandır Beşiktaş'a. Josef'in attığı bir maç e, gol var ya, Başakşehir'de Başakşehir Ersin çok iyi bir libero kalecilik yapmıştı o maçta. E, aynı şekilde Giresunspor maçında Bertin bu tip bir hatasıyla iyice geri düşmeye başlıyorsun vesaire. O da çok anlamsızdı. Ee, yani evet ben rahat çalışıyor mu çalışmıyor ben bilemiyorum ama dışarıdan bakınca Sergin Hoca'yı o Şampiyonlar Ligi serüveninden sonra çok odak sorunu yaşadığını görüyorum açıkçası. Bizim çocuklarla ayağa kalkacağız gibi bir düşünce olduğunu söylüyorlar bu arada Ümraniye'de. yani o... bu dediğin şeylerden he. aslında yani. Peki bun, aynı şeyi düşünüyorlar. Bundan bak. sonraki plan ne acaba? Yani hedef oynamak mı yoksa biraz gençleri de hani Biraz takım oyuncu kazanalım. İyi oynar mantığında Sergen önce biliyorsun her zaman. O yani da iyi ise genç Serdar Saatçi, Wellington'dan iyi ise Serdar Saatçi oynar. Değilse daha henüz o hazır zaman benzer, değilse biz şey benzer, benzer, benzer gideceğiz. Benzer takımlar Evet. Olarak.